Arkadaşlar bakın ben böyle kullanmadığım bir meyve bıçağı var. Bunu böyle kızdırdım. Tabii ki bunu çocukların olduğu yerde yapmayın. Allah muhafaza. Yoğurt kaplarımı da folyo ile sardım. Şimdi göstereceğim size. Hemen yoğurt kaplarının altını bununla deleceğim. Şöyle. Bakın arkadaşlar yoğurt kaplarım orada. Şöyle hemen bakın kolayca deliniyor. Birkaç delik atmamız yeterli olacak. Bakın şöyle. Şöyle hemen 2 delik, 3 delik falan atarsanız gayet iyi olur. Şimdi bu bıçağımızı şu kenara koyalım. Şunları size göstereyim. Arkadaşlar bakar mısınız ne kadar güzel saksılar edindim. Yoğurt kabını böyle çok orijinal bir saksıya çevirdim. Şimdi buradaki kopardığım sardunyaları toprak alıp onlara dikeceğim. Balkonda bu arada içler acısı ama gazete falan serdim. Bakalım yine 5 tane daha saksı eklenmiş olacak. Bakalım. Ben burada sardunyalarımı budadım. Toprağımı da aldım. Hazır toprak aldım. Onu göstereyim size. Şöyle 20 litreydi toprak. Hemen benim evimin yanında bir alışveriş merkezi var. Oradan aldım. Şöyle humus katkılı torf toprağı arkadaşlar. 20 litresini 25 liraya aldım. Bilmiyorum biraz pahalı mı, normal mi? Çok zamandır toprak almamışım. Şimdi bunu güzelce şuraya dökeyim. Yumurta kabuklarım var orada. Onlarla karıştıracağım. Ve şurada 5 tane yoğurt kabım var. Onları güzel folyoladım. Onlara koyup son halini sizlerle paylaşacağım. Evet. Güzel bir sofraya benziyor. Gördüğünüz gibi. Güzel bir toprak arkadaşlar. Şurada dursun bu. Şurada da üzerine kızlarım çöp sanıp içine çekirdek kabuğu atmış. O da olur, önemli değil. Şu tarafa geçeyim ben. Bunlar güzelce böyle. Alacağım.
kapıyı kapatır mısın tatlım? Kapıyı kapatır mısın? Bu şekilde. Çok da uzun sürdü videomuz. Bakın. Ben böyle hepsini diktim. Şimdi can sularını vereceğim. Şuradaki çiçeğimin de bu evrili bir çiçek. Bunun da saksısı küçüktü. Onu da değiştirmiş olduk o arada. Sabah diktiğim uzun saksıma diktiğim çiçekler bunlar. Hani acemalısını daha çok seviyorum böyle uzun saksıda. Bir de şu ceylan gözü sardunyalarımı. Bunlar da bu şekilde dursun. Diğerleri de gayet iyiler. Ama burası yine içler acısı. Şimdi burayı ben bir temizleyeyim. Videoyu da sizlerle paylaşacağım inşallah. Evet, ben balkonu temizledim arkadaşlar. Son durum böyle. Burada bir bitki cenneti var. İnşallah böyle bitkilerimi büyütebileceğim. Daha güzel imkanlarda sizlere video çekebileceğim.
bir balkonum olur ya da bir bahçem olur. Çünkü burası şu anda böyle büyük görünüyor ama inanın o kadar küçük ve dar bir balkon ki bana gelemiyorsa ben bu balkonu istediğim gibi şekillendireyim dedim. İyi oldu ama sığmıyor artık çiçekler. O yüzden birazcık sıkıntı yaşıyorum. Bugün yenilediğim çiçeklerim şunlardı. Şu da böyle Ebru'lu sardunya var. Onun da saksısını değiştirdim. Üzerinde de şöyle iki tane çiçeğim var. Yani tomurcuğum var. Şöyle çevireyim onu. Tomurcuklar cama doğru bakıyor. Küçüktü bunun saksısı. Bunu güzel büyüttüm saksısını. Şöyle bakın. Şuradan da çiçeklerini vermeye başladı. Kurtçuklar da yemiş onları. Şu anda bu yok üzerlerinde ama her şey doğal seyrinde ilerliyor. Şunun güzelliğine bakın. Gül sardunya. Gül sardunya değil de böyle tomurcuklarını ben güle benzetiyorum. Bakın şunları. Şöyle. Şu anda sardunyalarımın üzerlerinde hepsinin üzerinde tomurcuk var. Şöyle bir iki haftaya burası yine şenlenecek inşallah. Yeni diktiğim sardunyalarım da burada. Hani şuradaki saksıyı boşalttım. Çok sağlıksız duruyorlardı ve çiçek de açmıyorlardı. Acemalısı diktim. Böyle uzun saksıları acemalısını daha çok yakıştırıyorum. Bir de şu çok ceylan gözünü çok sevdiğim için. Şu turuncu ceylan gözü, şu da kırmızı ceylan gözü. Onlardan da ektim. Diktim. Şu anda tam ayları. Bu da ortancaya benzer sardunyom. Ona da böyle bir yer ayarladım burada. Minik. Şurada kırmızı acemalı çiçeğim var. Burada da pembe. Bunları zaten hafif diktim. Çünkü öyle bir çoğalıyorlar ki. Bakın zaten. Şuradan bilirsiniz. Daha önce beni izleyenler. Bunları böyle 3 dal olarak dikmiştim. İki tane uzun saksı doldu. Şuradan da kaktüsün çiçek açmaya karar vermiş. Bakın. Şöyle. Bu da doldurmuş saksıyı. Gülüm kurumuştu. Bakın nasıl tazeledi. Bilmiyorum açar mı? Ama çok güzel tazeledi. Telgraf çiçeğim de çok güzel. Arasına böyle dedim ya şey diktim. Yaprak güzeli ama bu kuruyacak galiba. Köklüydü ama bilmiyorum tutar mı. Dibinde de yine böyle bakın. İki çeşit daha çiçek var. Hepsini bir yere diktim. Bunda toplam tüylü telgraf, pembe telgraf ve içinde de 3 tane ayrı çiçek var. Testere aloe vera'larım. Sukulentlerim. Diğer atlas çiçeklerim bakın şuralarda. Kırmızı atlas çiçeğim yine böyle buralardan şahlandı geliyor. Dipleri de güzel. Ortancaya benzer sardunyam da tam olarak benim saydığım şu anda 3 tane tomurcuğu var. Bakın şu sararanları şöyle alıyorum. Şöyle toprağına gömüyorum. Gübre olsun diye. Bu şekilde değerlendiriyorum tekrardan. İşte bundan sabah bir dal kırıp bunu çok sevdiğim için bundan bir dal kırıp şu da sarardı. Bunu da atacağım ya. Atmayacağım da şey yapacağım. Kurtçuklar rahat vermiyor ki. İlaçlamak da istemiyorum. Her şey doğal seyrinde gitsin diye. Böyle her gün kolluyorum. Gördüğüm kurtçukları alıp atıyorum. Bu şekilde ilerliyoruz. Ondan bir parça şuraya diktim. İnşallah bu da büyür. Minikti. Diğerleri de burada bakın. Bunların renkleri hemen hemen birbirlerine ayrı. Turuncu ve pembeydi. Böyle bir şenlensin balkonum istedim. Valla saksılarım da gayet güzel oldu. Bakın. Biliyorsunuz çok pahalı saksılar şu anda. Yoğurt kaplarını bu şekilde benim gibi değerlendirebilirsiniz. Folyo ile sarın. Gayet de güzel şık duruyor. Altına gerçi gazete serdim. Hani can sularını verdim. Balkona dökülmesin diye. Bakalım
seyirlerini izleyeceğiz. Şurada da bir tane bisikleti var. Bunu da içine sukulent falan dikerim. Şurada da saksı koyma yeri var. Evet, bugün bayağı bir iş yaptık. Şöyle. Şimdi şurayı güzel yine bir silip halımı serip kahvemle kitabımı okumaya koyacağım. Yeni yeni ilhamlar gelsin diye. Siz de beğeni ve yorumlarınızı unutmayın lütfen.